Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsrail-Hamas savaşında son dakika. Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları, İsrail'e yönelik Aksa Tufanı operasyonunun ardından İsrail Başbakanı Netanyahu savaştayız açıklamasını yaptı. İsrail, Hamas'a savaş ilan ederken Gazze'ye hava saldırıları başlattı. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 560 kişi Filistinli vefat ederken Hamas'ın saldırılarında ise 800 İsrailli öldü. Tel Aviv yönetimi Hamas'ın sızdığı ve ele geçirdiği 8 noktayı da geri alamadı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yaptığı açıklamada Hamas'ın gerçekleştirdiği benzeri görülmemiş saldırılara İsrail'in verdiği tepkinin Orta Doğu'yu değiştireceğini söyledi. Netanyahu, "Daha yeni başladık, altına bakılmadık taş bırakmayacağız." diye ekledi. ABD, İsrail'deki Hamas saldırılarında 9 vatandaşın hayatını kaybettiğini teyit etti. Ölü sayısının artabileceğini belirten Washington, onlarca ABD'nin Gazze'de Hamas tarafından rehin tutulduğunu da doğruladı. Biden yönetimi, ölenler ve rehineler arasında toplam kaç Amerikalının bulunduğunu öğrenmek için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan BBC'ye konuşan İngiliz hükümet yetkilisi de, Hamas'ın İsrail'e saldırıları sonrasında ondan fazla İngiliz vatandaşının öldüğünden veya kaybolduğundan endişe ettiklerini söyledi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.